Herkese merhaba. Hepiniz Cihatça Çafizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle çap yayınlarına ait Ayete Fizik Denemeleri kitabından seçtiğim bazı soruların çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Bu arada videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, teşekkür edip selam yollamayı da unutma. sürtünmesi önemsiz yalıtkan yatay düzlemde tutulmakta olan artı Q ve artı 2 Q yüklü parçacıkların arasında bulunan O noktasından serbest bırakılan yükü de artı 3 Q olan X parçacığı dengede kalıyor şeklinde bir soru girişi yapılmış. Buna göre O noktasındaki X cismi yerine 1, 2, 3 hangileri konulup serbest bırakılırsa dengede kalır diyor. Bakın sol taraftaki 1 numaralı yük 1 diyelim buna. Sağdaki ne ise 2 numara ismini veriyorum. Evet 1 numaralı yük x ismini sağa doğru F1 kuvvetiyle iterken 2 numaralı yükümüz ise x ismini sola F2 kuvvetiyle itmekte. Bu durumda dengede kaldığına göre sola doğru F2 kuvveti sağa doğru F1 kuvvetine eşit olmalı. F1 eşittir F2 şeklinde kuvvetlerin büyüklerini eşit yazdım. F1'i bulalım. F1 yani ekranın solundaki yükün uyguladı kuvvetli ki onu da şöyle yazalım. K, Q çarpı 3Q bölü aralarındaki uzaklığın karesi o da D1 olsun yani. D1 demiş olayım. D1'in karesi eşittir. ikinci kuvvet yani 2 nolu parçacığın artı 3Q yüküne uyguladığı kuvveti buluyorum ki bu da K. 2Q çarpı 3Q çarpım Bölü uzaklık ki D2 diyelim. X2 ile 2 numaralı yük arasındaki uzaklık D2 olsun. D2'nin karesini alalım buradan. Evet dikkat edilirse burada 3Q yükü her iki tarafı da aynı olduğundan 3Q yükünün bu kuvvetleri herhangi bir etkisi olmaz. Yani 3Q yükü hem Q hem de 2Q yükünün oluşturduğu kuvvet de ortak yüktür. Bu durumda 3Q yerine artı Q yazarsam şuraya bu artı Q'lar da birbirini götürecektir. Bakın şuraya artı Q yazdığımızı düşünelim. Artı Q yazarsak bunlar da birbirini götürdü. Eşitlik bozulmadı, denge bozulmadı. Eksi 2 Q yükünü yazacak olursak, eksi 2 yazarsak, bakın şuraya eksi 2 yazdığımda eksi 2 Q'ların da birbirlerini götürdüğünü görüyoruz ki bakın yazalım K, Q, Çarpı eksi 2Q olduğunu düşünün. Eksi 2Q bölü uzaklık D1'di. D1'in karesi eşittir K. 2Q çarpı 3Q yerine yazdım. Eksi 2Q'ydu. Onu da hemen yazayım tekrar. Bölü uzaklığın yani D2'nin karesi. Yine buradan görüldüğü üzere eksi 2Q'lar da sonuca etki etmiyor. Ee, eksi Q etki eder mi peki? Eksi Q yazacak olursam eksi 2Q'nun yerine... Eksi Q yazdığımızı düşünelim. Bunlar da aynı değerde ve aynı büyüklükte oldukları için eksi Q'lardan birbirini lay, lay sen güneş ve bana yoldu. Yani sadeleşip gittiler. Bu da o noktasına bırakılacak yükün, değerin ne olursa olsun dengede kalabileceğini göstermektedir. Cevabımız 1, 2 ve 3 olmak üzere Edirne'de yer almaktadır. Yalıtkan düzleme yerleştirilmiş, artı Q yüklü, noktasal parçacığın K noktasındaki potansiyeli. Şuradaki potansiyeli artı V imiş. L noktasındaki elektrik alanı ise ki L noktasın artı 1 kulon almamız gerekiyor. Artı Q artı 1 kulonu sağa doğru bir elektriksel kuvvetle iter ki bu elektriksel kuvvete elektrik alan diyoruz. Bunu da sağa doğru gösterdiğim vektörel bir büyüklük olduğu için. Buna göre M noktasındaki potansiyel yani şuranın potansiyelini istiyor Vm. Ve N noktasındaki elektrik alan Ene'yi istiyor. N noktasındaki elektrik alan şöyle bulunur. N noktasını artı 1 kulon alırız. Artı Q2 artı 1'i sola doğru iter. Yani elektrik alan sola doğru. Ekranın soluna doğru olmalı. Evet şu yöne ters olduğundan elektrik alan eksi yönde olmalı. Artıları önce silmiş oluruz. Peki şu E var ya siyah E diye buldum. Elektrik alanı nasıl bulunur? E eşittir. Genel formülümüz K bölü D kareydi. Yalnız L noktasındaki elektrik ağına E demişler. Üzerinde bir ok işareti var. Vektörel büyüklük olduğunu göstermek için. K Q bölü L'ye olan uzaklığımız şu uzaklık 2D'ydi ki bu 2D'nin karesini alıp şuraya yazarsanız 4D kare olur. Yani 1 bölü 4 k q bölü d kare şeklinde yazarım. Şimdi ise n noktasındaki elektrik alanı bulmaya geldi sıra. E n eşittir k yükümüz q bölü uzaklığın karesi ki uzaklık zaten değdi. Bakın n noktasındaki elektrik alan şurada bulduğum elektrik alanın 4 katı oldu. 4e yani k q bölü d kare. 1 bölü 4 k kü bölü d karenin 4 katıymış. Yalnız yönler farklıymış dikkat edersen. Yönler farklı ise başına bir eksi atmayı da ihmal etme. Bu durumda cevabımız ya B olur ya E olur. Çünkü eksi 4 E hem B'de hem de E seçeneğinde bulunmaktadır. Potansiyelimizin genel formülü ise V eşittir K Q bölü D idi. K noktasındaki potansiyel V K eşittir V olarak ifade edilmişti. Bu da K Q bölü şu uzaklık. Evet bu uzaklığın kendisi olarak yazmak gerekiyor. Q bölü D. Yalnız potansiyel skaler büyüklük olduğundan artı eksinin bir önemi olmayacaktır. Dolayısıyla işaret değişmeyecektir. Yani şurada bulduğumuz potansiyele artı V demişiz. Yani şu ifade artı V'ye eşitmiş. Peki M noktasındaki elektrik potansiyeli bulalım şimdi de. Yani şuradakini. Bu da Vm eşittir K. Yükümüz Q bölü uzaklığımız Bir, bir daha 2 D oldu ki K bölü 2 de şu ifadenin yarısı oldu. Yani V bölü 2 olarak yazdım. Şu işarete artı demem gerekiyor. Neden? Çünkü yük değişmedi ki işaret değişiversin. Bu durumda işaret değişmedi. Fakat potansiyel yarıya indiği için cevap B de yer almalıdır. Kütleleri eşit Yükleri eksi Q ve artı Q olan X ve Y parçacıkları iplerle şekil 1'deki gibi asıldığında ipteki gerilmeler T1 ve T2 oluyor. Sistem düzgün elektrik alan içine şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde T1 ve T2 nasıl değişir demiş. Evet burada X ve Y'nin kütleleri eşit ki buna Mg diyelim her birisinin ağırlığına. X'in ve Y'nin ağırlığı birbirine eşit olur Mg. Burada yine x'in ağırlığı mg iken şekil 2'de y'nin de ağırlığı yine mg olmalı. Evet ilk durumda artı ve eksi yükler arasında bir elektriksel kuvvet vardır. Artı yük eksi yükü çeker. F kuvvetiyle çekmiş olsun. Birbirlerini aynı kuvvetlerle çekmiş oldular. İlk durumda yukarı doğru T1 ip gerilmesi var ki bulalım bunu. Yukarı doğru T1 artı bir de şurada yukarı doğru bir F kuvvetini görüyoruz. F Aşağı doğru ise birinci yani x'in kütlesi mg artı y'nin kütlesi mg ve aşağı doğru bir de x'e etken elektriksel kuvvet f var. Bakın evet f'ler birbirini götürdü Laylay lay. Sen güneş babanay t1 ne olur? mg artı mg'den 2 mg olur. İkinci durumda ise yine zaten eksi ve artı yükler arasında bir çekim kuvveti var. Elektriksel kuvvet. Evet bunu F olarak gösterelim. Şekil 1'de gösterdiğim gibi yine mavi işaretlen, mavi renkle gösteriyorum. Fakat elektrik alan artıdan eksiye doğrudur hep. Haliyle elektrik alan içerisinde bulunan yüklü cisimlere bir kuvvet uygular ki bakın artı eksi kendine doğru çeker. Neyle? Q çarpı E. Elektrik alan içindeki cisimlere F eşittir Q çarpı E kadarlık bir kuvvet uygular. Q çarpı E kadarlık bir kuvveti X'e uyguladı. Artı eksiği çekti. Yalnız şuradaki artı buradaki artı tarafından aşağı itilir. Ya da aşağıdaki eksiler tarafından çekilmiş olur. Elektrik alan içerisinde bulunan pozitif yüklere elektrik alan yönünde bir kuvvet uygular ki bunu da bu şekilde söylemiş olabiliriz. Yani yükü Q çarpı içinde bulunduğu elektrik alanın büyüklüğü Q çarpı eden Y'ye etken elektriksel kuvvet Q çarpı E oldu. Peki şu ip gerilmesini bulabilir miyiz? T1'i. T1 de zaten şurada yukarı doğruymuş. Bu durumda evet tüm kuvvetlere bakalım. Yukarı doğru T1 var. İkinci durumda şekil 2 için yazalım bunu. Yine yukarı doğru QE var. Artı QE. Ve yine Yukarı doğru bakın şu kuvvet var. Bunu da F olarak yazdım. Aşağı doğru kuvvetlere bakalım. İki tane MG kırmızı olanlar. MG artı MG. Aşağı doğru başka bir de şu QE varmış. Bunu da yazalım QE. Ve yine aşağı doğru üstteki şu F kuvveti var. X'i çeken F kuvveti. Onu da yazdım F olarak. Yine dikkat edilirse buradan F'ler birbirlerini götürür. QE'ler de birbirlerini lay, lay sen güneş babayın baban ay olunca T1 ikinci durumda şekil 2'de yine MG artı MG'nin toplamı 2 MG şeklinde bulunur ki bu da T1'in değişmediği anlamına geliyor. Yani T1 değişmez değişmez cevabı da A ya da D'de bulunmakta. T2 ip gerilmesini bulalım şimdi de. Şekil 1'de T2 ip gerilmesini yukarı doğru gösteriyorum. Bakın şuradaki ifade. T2 yukarı doğru. Şekil 1'deki Y cismi için denge durumunu yazalım. Yukarı doğru T2 ve yine yukarı doğru F. Aşağı doğru ise Mg bulunmakta. Buradan T2 eşittir Mg eksi F oldu. Peki şekil 2'ye bakalım şimdi. Şekil 2'de ise yukarı doğru T2. Bu T2 ne olabilir? T2 üstü diyelim ya şuna. T2 üssü yukarı doğru ve yine yukarı doğru F Aşağı doğru ise MG. MG'nin yanında bir de aşağı doğru elektrik alandan dolayı meydana gelen QE elektriksel kuvveti. F'yi diğer tarafa atalım lütfen. Evet. T2 üssü eşittir. MG eksi F artı QE şeklinde yazabilir miyim? Neden böyle yazdım? Şunu daha net görelim diye. Bakın MG eksi F'ye artı QE kadarlık bir ifade eklenmiş. Bu da T2 T2'den yani ilk durumdaki gerilme kuvvetinden büyük olduğunu, yani T2'nin arttığı anlamına geliyor. T2 artar, cevabımız değişmez ve artar şeklinde D şıkkında bulunmalı. Yatay yalıtkan düzlemde bulunan artı q yüklü x parçacığı sabittir. X'in yanında bulunan diğer yüklü parçacıkların uzaklıklarının değişimi şekillerdeki gibi belirtilmiştir. Buna göre hangi şekildeki sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artmıştır diyor. Elektriksel potansiyel enerjinin formülü EP eşittir K. Birinci yük çarpı ikinci yük bölü uzaklığın ta kendisiydi. Karesi değildi yani. Bu durumda şekil 1 için yazalım hemen. E1 eşittir K. Birinci yük çarpı ikinci yük. Q çarpı Q. Q kare bölü uzaklık değildi. Uzaklığımız şu aradaki uzaklık. Uzaklık artıyormuş buradan. Evet uzaklık artarsa potansiyel enerji azalmış olur. Bu durumda bir aradığım cevaplardan biri olmadı. Bir aradığım cevap değilmiş. Hemen A'yı D'yi elemiş olalım. Şekil 2'deki elektriksel potansiyel enerjiye E2 diyelim. Buradan enerji skaler büyüklük olduğu için K, Q çarpı Q, eksiyle eksiyi çarparsanız artı olur. Artı Q kare bölü şu aradaki uzaklığımız da D olu versin D. Yalnız birbirlerine yükleri yaklaştırıyoruz. Bu durumda D azalmış olur. D azalırsa elektriksel potansiyel enerji de artmış olur. Bu durumda şekil 2'deki enerji artmış oldu. Şekil 3'e gelecek olalım. Şekil 3'te ise E3 eşittir K Q çarpı eksi Q eksi Q kare bölü aradaki uzaklık zaten R olarak verilmiş. R yazdım. İkinci durumda yük yine şuraya gelir ki eksi Q. A'daki uzaklık yine R olu verir değişmez. Yani R sabit kalır değişmeyince de potansiyel enerjimiz de değişmez sabit kalacaktır. Yalnız hangisinin enerjisi artmış diye sorulduğu için cevabımız şekil 2 olmalı. Şekil 2 yani yalnız 2 de B seçeneğinde yer almalıdır. Düzgün manyetik alan içinde bulunan elektrik yüklü paralel levhalar arasında levhalara paralel fırlatılan artı Q yüklü parçacık doğrultusu değişmeden paralel levhaları terk ediyor. Yer çekimi ihmal edildiğine göre parçacığın hareketi ile ilgili verilen hangi koşullarda gerçekleşmiş olabilir diye bir soru sorulmuş. Bir K levhası artı bunu artı olarak aldım. Öncülde ifade edildiği üzere. L levhası ise eksi yüklü ise diye sorulmuş. Manyetik alan sayfa düzlemine dik ve içeri doğrudur. Manyetik alan sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olması şöyle çarpı olarak ifade ediliyor. B şeklinde gösterdim. Bakın zaten elektrik alan arttan eksiye doğruydu. Bu durumda yukarıdaki artı levha Q'yu aşağı doğru bir elektriksel kuvvetle itecektir. Manyetik alanda çarpı yani sayfa düzleminden içe doğru olduğu için Salin 4 parmağı çarpıyı B'yi yani ekranın içini gösterirken 4 parmak ise ekranın sağını göstermeli. Bakın sağ elimizi şöyle çizmeye çalışıyorum. Baş parmak böyle. 4 parmak ekranın içine doğru B'yi gösterirken baş parmak hızı gösterir. Baş parmak hızı gösterir ve artı Q olunca da avuç içi de yukarı doğru buna etken manyetik kuvveti göstermiş olmalı ki manyetik kuvvet yukarı doğru Fm olarak yazıldı. Doğrultusunu değiştirmeden gittiğine göre Fm eşittir Fe olmalı. Yani manyetik kuvvet elektriksel kuvvete eşitse doğrultusunu değiştirmeden gidebilir. Bir aradığım cevaplardan biri olur nitekim. Peki 2 K levhası eksi L levhası artı ise manyetik alan yönü K'den L'ye doğruymuş. K levhası eksi ile yüklenmiş. L levhası ise artı ile yüklenmiş diyor. Ve elektrik alan artıdan eksiye doğru olmalı. Elektrik alanımız şekildeki gibi. Bu durumda elektrik alan şekildeki gibi ise artı yüklü L levhası artı Q yükünü itecek. K de hakeza çekecek. Ve ikisinin toplamı bileşkesi olan F elektriksel kuvvet oluşacaktır. O halde manyetik kuvvette elektriksel kuvvete zıt olmalı ve ona eşit olmalı ki parçacık doğrultusunu değiştirmeden burayı terk edip gidebilsin. Bu durumda elektriksel kuvvet manyetik kuvvete eşitti. Sağ el kuralına göre 4 parmak B'yi göstermeli baş parmak hızı. O zaman baş parmak ekranın sağını göstermeli. Yani baş parmağımız hızı gösterdi. Ekranın sağını bu tarafı doğru gösteriyor. Yine artı yük olduğu için avuç içi ise avuç içi bu durumda F'yi göstermeli. Yani aşağı doğru olmalı. Peki 4 parmak B'yi göstermeli. 4 parmak B'yi göstermeli. Peki B'nin yönü ne olmalı onu bulalım. Baş parmak ekranın sağını hızı gösterir. Avuç içi ise kuvveti aşağı doğru gösterirse 4 parmak da ekrandan dışa doğru olur. Yani sayfa düzleminden dışa doğru bir manyetik alan olur. Dışa doğru bir manyetik alan olmazsa aşağı doğru bir kuvvet oluşamaz. Bu durumda demiş ki bu durumda ikinci öncüle baktığımda manyetik alan K'den L'ye doğru diyor. Ya elektrik alan L'den K'ymiş. Manyetik alan bunun tersi değil ki buna dik olmalı. Bu durumda iki aradığım cevaplardan biri olmadı. Üçüncü öncül elektrik alan manyetik alan ve hız vektörü birbirine dik. Bakın zaten şu son durumda hız vektörü sağa doğru. Ekranın sağına doğru. Elektrik alan ise artıdan eksiye doğru ki bunlar birbirlerine diktiği. Yine manyetik alan vektörünü ise nokta ve yani sayfa düzleminden dışa doğru buldum. Yani manyetik alan vektörü ekrandan bize doğru olmalı. Bu durumda ekrandan bize doğruysa yani z ekseninde ise e şöyle y ekseninde ve x ekseninde b ise z ekseninde olmalı. Yani üç boyutlu düşünürsem 3'ü de birbirlerine dik olmalıdır. Bu durumda evet elektrik alan, manyetik alan ve hız vektörleri birbirlerine dik oldu. 3 de aradığım cevaplardan biri olunca gerçekleşme koşulları 1 ve 3 olabilir derim. D'yi işaretlerim. Düzgün elektrik alan içerisinde hızları verilmiş yüklü parçacıklar şekildeki gibi bırakılıyor. Buna göre bu parçacıklar ait hız zaman grafiklerinden hangisi yanlış verilmiştir diyor. K parçacığına bakalım. Bakın K parçacığının hızı sıfır fakat yük artı elektrik alan artıdan eksiye doğru çizilir her zaman. Elektrik alan yükü artıdan eksiye doğru olmalı. Elektrik alan içerisindeki yüklü cisimlere bir kuvvet uygular. Bu kuvvet de F eşittir Q çarpı E şeklinde yazılabilir. Hızın olmasının hiçbir önemi yok. Bakın artı artı yükü sağa doğru iterken zaten eksi de çekmekte. Yani elektrik alan içerisindeki pozitif yüklere elektrik alanın yönünde bir kuvvet uygulanmakta. Durgun K cisimde bir F kuvveti uygulanırsa cisim iğmelenir ve bir hız kazanır. Yani K hızlanır. Zaten K'nin ilk hızı sıfırdı. Hızlanıp gidecektir. A doğru olur ki bana zaten yanlışı sormuştu. B'ye bakalım hemen. L'nin de hızı sıfır elektrik alan içerisindeki L cismine yine bir elektriksel kuvvet etkiler ki bu da ters yönde. Elektrik alan ters yönde bir F kuvveti olmalı. Elektrik alanın sol tarafını artı yükler gibi düşünecek olursam bu artı yükler eksi yükü kendi doğru çekecek. Ha keza yine sağdaki eksi yükler de buradaki eksi yükü sola doğru itecek ve elektrik alana zıt yönde bir kuvvet uygulanacaktır L yüküne. L yükünün ilk hızı sıfırdı. O zaman Hızı sıfırdan başlayarak hızlanacak ama hangi tarafa? Tabii ki de K'ye ters yönde hareket edecek. Aşağı doğru hızlanmalı. Yani grafiğin evet zaman ekseninin aşağısına doğru şuralara doğru hızlanmalı. Hızı eksi V'ye ulaşmalı bir süre sonra. Bu da aradığım cevaplardan biri olur. Pozitif yüklü M cismine ise nasıl bir kuvvet etkiler? Artı artı şu tarafa doğru itecektir. Bu durumda M'nin zaten bir ilk hızı vardı hareketle aynı yönde bir kuvvet uygulanınca M de hareketle aynı yönde yani pozitif yönde hızlanacak. Yalnız bir ilk hızı varmış. M'nin bakın ilk hızı var. V'den artı yönde pozitif yönde hızlanıyor. C aradığım cevaplardan biri oldu. Yine negatif yüklü N yüküne geldi sıra. Artı yükler N'yi kendine doğru bir F kuvvetiyle çeker. Hem pozitif yüklerin hem de eksi yüklerin N üzerinde oluşurduğu toplam kuvvete F demiş oluyorum ne kuvvetine hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulanmıştır. O zaman ne yavaşlayacaktır. Ama hangi yönde yavaşlar? Zaten pozitif yönde gidiyordu. Yavaşlayıp duracak. Durduktan sonra hala kuvvet etki etmeye devam ediyorsa ters yönde de hızlanacaktır. Bakalım d olabilir mi? Evet. Hızı v'den sıfıra geldi. Pozitif yönde yavaşladı. Sonra eksi yönde tekrar F kuvvetinin etkisiyle F ile aynı yönde hızlandı da de, de olabilir. Pozitif yüklü P cismine geldi sıra. Elektrik alan pozitif P yüklü cismine elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet uygular. Dolayısıyla bakın şu kuvvet P'nin hareketine ters oldu. P'nin hızı eksi V'ymiş. Eksi V şuralarda bir yermiş. Bu durumda bu ne olur? Yavaşlayacaktır. Evet yavaşlar. Eksi yönde şu tarafa doğru giderken yavaşlayacak kuvvet etki etmeye devam ettiği sürece elektrik alan içerisinde bulunduğu için P, P'ye hala bir kuvvet etki ediyordur. Ve P kuvvetle aynı yönde hızlanmaya başlayacaktır ki hız zaman grafiği çizdiğim gibi olmalı. Bakın pozitif yönde yavaşlamış sonra pozitif yönde hızlanmış. Hayır negatif yönde yavaşlayıp duracak sonra kuvvetle aynı yönde pozitif yönde hızlanması gerekecektir. E aradığım cevaplardan biri olmadı. Fakat bana yanlışı sorduğu için aslında aradığım cevap E'ymiş. E doğrulardan biri olmadığı için cevabımız E olarak işaretlendi. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.